Çok kıymetli sevenlerimiz, YouTube kanalımız Harun Atmaca TV'den hepinize merhaba. Efendim, geçen yıl yani 2022 Ağustos ayında Erzurum'un Hınıs ilçesinde güzel bir klip çekmiştik. Klip çekerken de güzel röportajlar yaptık, kahvehaneleri gezdik, efendim çarşıyı, pazarı gezdik. Hınıs'ın coğrafyasını gezdik, dağları, tepeleri gezdik ve çok güzel röportajlar yaptık. Hınıs Belediye Başkanımız Erdoğan Eren ile çok güzel bir röportajımız oldu. Bir yıl aradan geçti. Biz bu belgesel gibi hazırladığımız videoyu tam hazırladık bu sene yayınlayalım diye. Bundan 10 gün önce ne yazık ki kıymetli belediye başkanımız Erdoğan Eren'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevdiğimiz bir şahsiyetti. Hizmetlerinden dolayı da kendisini şükranla anacağız her zaman. Efendim, güzel de bir projemiz vardı kendisiyle. Fasulye Festivali yapacaktık. 2023 yılında Ekim'e doğru fasulye festivali yaparak sanatçılar götürecektik ve Hınıs canlanacaktı. Böyle bir projemiz vardı, nasip olmadı. Bakalım neler yapmışız, neler etmişiz. Var mıyız şöyle bir Erzurum'a ve Hınıs'a doğru yolculuk yapalım. Şimdiden iyi seyirler ama şunu unutmayalım. Harun Atmaca TV'ye abone olalım efendim. Son videoları, klipleri buradan takip edelim. Görüşmek dileğiyle efendim. Çok kıymetli sevenlerimiz, şu anda benim doğup büyüdüğüm, arada bir böyle özlemle gelip buraları ziyaret ettiğim Erzurum'un Hınıs ilçesindeyiz. Geldik, burada güzel bir klip çektik. Klibimiz bitti çok şükür. Tabii klibin sonunda kıymetli başkanımız Erdoğan Eren ile beraber hem Türk kahvemizi içiyoruz, hem de Hınıs'la ilgili bir iki sorumuz olacak inşallah. Efendim, nasılsınız kıymetli başkanım? Çok teşekkür ederim Harun Bey. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok şükür. Evet, ilçemizin yetiştirmiş olduğu kıymetli değerlerden birisi Harun Bey. İlçemize hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasınız. Duygularınızı almak istiyorsa bizim de gönlümüzdeki şey, Hınıs'a nasıl bir katkı sunarız? Hınıs'ı tanıtma şeyinde bir çorbada derler, bir tuzumuz olsun. Geldik güzel yerlerinde çektik. Bununla ilgili bize neler söylemek istersiniz? Ben şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sanat camiasında sevilen, sayılan bir isimsiniz. Memleketimizin de yetiştirmiş olduğu kıymetli değerlerden birisisiniz. Bunu ben çok hoş karşıladım. İlçemizin tanıtımı açısından çok hoşuma gitti. Önemsiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Klibi burada çektiğiniz için. Sağ olasın. Hem ilçemizin tanıtımı açısından hem de şehrimize katkısı açısından çok önemli buluyorum. Sağ olasın başkanım. Biliyorsunuz Hınıs'ın önemli ürünleri de var. Evet. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Mesela en önemli üretilen şey nedir Hınıs'ta? Yani ilçemizin en önemli ürünü Hınıs şeker fasulyesi. Evet. Biliyorsunuz. Ama maalesef şeker fasulyesini, Hınıs fasulyesini tanıtma konusunda biraz eksik. Bugüne kadar eksik kaldık. Bizden önce sağ olsun kayyum görevinde de bulunan kaymakamımız Sayın Bülent Ay coğrafi işaret aldı. Yani yöresel ürün coğrafi işaret aldı. Şimdi yavaş yavaş biz de diğer illere giderek fasulyemizi tanıtımını yapıyoruz. Çok yakın zamanda da inşallah bir İzmir programımız olacak. Beraber olacağız inşallah. Malumunuz Başköy Barajı Ağustos bu ayın 16'sında inşallah kapaklarını indiriyor. Su tutmaya başlayacak. İnşallah gelecek yıldan itibaren de peyderpey sulamaya geçecek. Bununla birlikte inanıyorum ki Hınıs'ta şeker fasulyesi bu anlamda daha fazla ekim alanı bularak
daha çok katma değer katacaktır ilçemize. Peki başkanım, fasulyenin dışında neler üretiliyor? Memleketimiz hemen hemen her ürüne elverişli ama maalesef biz değerlendiremiyoruz. Ben size bir çok basit bir örnek verebilirim. Maraş'tan ilçemize gelip ayçiçeği ekiyorlar. Bu barajdan sonra? Hayır, bugün değil, bu sene. Ve barajdan dolayı gelip ilçemizde 10 yıllık, 15 yıllık arazi kiralamaları başladı. Çünkü malumunuz Çukurova, diğer ovalar uzun zamandır kullanıldıkları için toprak özelliğini kaybetmiş. Ama bizim toprağımız daha bakir. Gerçekten. Bu barajın da katkısı var. 10 yıl, 15 yıllık uzun vadeli kiralıyorlar. Ve bizim ovada şu anda Maraş'tan gelip ayçiçeği ekiyorlar. Ya demek ki oluyor. İşte ne kadar. Ceviz, bizim Hınıs'ta çok güzel ceviz oluyor. Kayısı oluyor. Karpuzumuz oluyor, kavunumuz oluyor. Çok tatlı bir kavunumuz var. Kesinlikle. Yani özellikle ova tarafında, Bellitaş tarafında ekiliyor. Hatta bizim ambarcıda. Severek de yeniliyor. Evet. İnanılmaz bir aroması oluyor. Şimdi bu, özür dilerim. Bu Başköy Barajı sulamaya geçtikten sonra ben inanıyorum ki ürün yelpazesi de değişecek. Artık yani meyve, sebzeye dönecek. Daha katma değerli ürünler ekilecektir. İnşallah Hınıs'ın ekonomik anlamda da çehresi değişecek. Ben buna inanıyorum. Kesinlikle. Evet. Ve burada da geziyorum, sizin başarılarınızı herkes anlatıyor. Zaten ben de bizzat şahit oldum. Herkesle ayrı ayrı ilgileniyorsunuz. Bu da herkese nasip olmayan bir duygu. Yani bu önce gerçekten vicdan diyorlar ya, vicdan. Siz herkesi hoş karşılayarak davranışta bulunuyorsunuz. Özellikle ben bundan dolayı sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Kibir yok, bir şey yok. Direkt halka dalıyorsunuz. Ben inanıyorum ki ileride çok işler başaracaksınız Allah nasip ederse. Tabii Hınıs Barajı bizim hepimiz için çok önemli. Çünkü ben de biliyorsunuz parmaksızlıyım. Özellikle direkt herhalde bizim araziden geçecek gibi görünüyor. Ya etap etap sulama kanalları geçecek. Birinci etap parmak sıkıyor. Evet. İnşallah seneye bitecek. TOKİ bu sene boru ihalesi, TOKİ boruları tedarik ediyor. İnşallah bu sene boruları verdikten sonra birinci etap parmak sıkıyor'ndan başlıyor. Allah razı olsun. Çalışmalarınızın devamını diliyorum. Yüce Allah'tan sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Varsa son bir şey, onu aldıktan sonra efendim, ben de Harun Atmaca TV'deyiz çünkü. Ben de şahsım ve ilçem adına sizin de ilçeniz. Tabii ki. Şahsımıza çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kendi memleketinizin tanıtımına katkıda bulunuyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. İnşallah güzel bir festival. İnşallah. İnşallah. Fasulye festivalinde buluşmak umuduyla efendim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Yaralı yüreğim döndü virana. Ben senin derdini çekemem artık, çekemem artık. Eyvah eyvah eyvah, halıma benim. Baykuşlar tünedi dalıma benim, dalıma benim. Eyvah eyvah eyvah, halıma benim. Baykuşlar tünedi babam, dalıma benim, dalıma beni. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamlarım, İl Jandarma Komutanım, İl Emniyet Müdürü, İl Tarım Müdürü,
çok kıymetli muhtarlarımız ve hırslı hemşerilerim. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizin talimatınızla su tutma kapağını indirdikten sonra buralar su altında kalacak ve barajın da şu an 101 metre yüksekliğinin en iyi görüldüğü yer. Tüm hemşehrilerimizle ve çiftçilerimizle ayrıca hoş geldin diyorum. Sayın Bakanım, 101 metre yüksekliğinde 176 milyon depolamaya sahip devasa bir proje. Hınıs Ovası Erzurum ilimizin 3. büyük ovası ve 205 bin, olur Sayın Bakanım, olur Sayın Bakanım, 205 bin dekalı bir sulama sahası yapacağız. Sayın Bakanım, ben çok, şimdi güneş olduğu için çok uzatmadan su tutacağımıza ilk inananlardan kendisi. Bizim bu seneki hedefimiz, Sayın Valim, sizin bize verdiğiniz 3 tane hedefin bir tanesi buydu. Biz burada hedefin üstüne çıktık. Bu sene sadece suyu tutmuyoruz. Aynı zamanda barajı 12 Kasım 2022 tarihi itibariyle tamamen tamamlıyoruz. Bunun için de Sayın Bakanım, sizlere, Sayın Valim, Büyükşehir Belediye Başkanımız, herkese teşekkür ediyorum. Nasıl mededeyim sevdiğim senim, nasıl methedeyim sevdiğim senim. İstanbul Bursa'yı değer gözledin, İstanbul Bursa'yı değer gözledin. Arasan Konya'yı değer gözlerin, arasan bulunmaz Ruhirevan'ı, İzmir Konya'yı değer gözlerin. Çünkü gönül insanı olmayan insan bir şeye dokunamaz değil mi Ramazan abi? Mümkün değil. Neye dokunabilir? Gönülden işten gelirsen, dokunursun, onu yaşarsın. Mutlaka. Yani şimdi biraz önce aradın, dedim hatırına düşmüş, aramış beni. Köydeyim deyince... İyice dedim, şaşırdım. Vallahi yani ne bileyim, Allah Allah, nereden geldi bu köye? Ya dedim gidelim, belki şansımız ha, Ramazan abi köydedir. Yo, ben genelde kalırım burada. Zaten... Yani bir cuma günleri, bir de pazartesine genelde giderim, yoksa başka giderim. Eyvallah. Yani... Peki Ramazan abi, zaman zaman biz televizyon programı yapardım. Son dönemlerde zaten sosyal medya var. Çok fazla televizyon programı yapmıyoruz. Dinliyor muydunuz? Dinliyorum. İzliyordunuz değil mi programları? Kış olunca gerçekten... Yani şimdi doğru dedin, kış olunca hemen hepsini. Evet. Tsunami çok sevdiğim için. Evet. Şafak söktü yine. Hasret çeken gönül. Daha doğrusu halk müziği dedim, ben biter, ölürüm. Sen, sen yaşıyorsun aslında halk müziğini. Cananı ayle canım, vayle canım, oy canım. Bıraktı beni yaralı ayle canım, vayle canım, oy canım. Sağ olasın. Hanım, inan ki artık da çıkmıyoruz. Yani artık bu kadar yeter. Allah razı olsun. Hepimizden, var olasın abi. Hepimizden. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ciğerden takıyorum. Ben sen Allah'ın adını. Ha? Al tanıştın. Evet. Ben Gülistan Mahallesi'nin eski muhtarlarından. Hayır. Ben sana hayranım. Allah razı olsun. İsim soy isim? İsim Yakup Soysun Kırmak. Yakup Kırmak. Evet. Muhtarımız. Evet. Hangi mahalleydi? Gülistan Mahallesi'nin. Abimiz Selevilerin Hacı Necat'ı. Ben de Salih Ağar. Şimdi buradayım. Sizinle orada düğünlerde karşılaşmışım. Harun Bey, anlıyor musun? Keskinlerin düğününde. Keskinler. Mahmut Bey'i zaten tanımayan yok. Ben çok meşhurum.
Mahmut İslam Beyefendi hemen yanımızda. Kısa geldi, klip çekti. Çok şükür güzel bir Erzurum'da. Allah hayırlı oğlu. Kanıtımı gibi bir klip oldu. Abiler siz de gelin. Allah hayırlı oğlu. İnşallah. Hatay gel kurban olayım ya. Saçlarımı dağıttılar. Gel güzel. Kalarıyam, kaçlıyam, remziyem. Aslı dağın ıslıyam, remziyem. Kanalıyam, Karslıyam, Remziyem. Aslında Hınıslıyam, Remziyem. Şey de çok güzel, etrafı... Esmek, bizim köy görünüyor neredeyse buradan. Evet, gri kenarı klip çekmiştik. İşte böyle Hınıs'ın kültürünü sizlere tanıtmaya gayret ettik. Anladım, burası Kursel'den başlıyor. Evet. Hemen Kursel'imiz yaptığı eserler var, resimler. Ama çok güzel. Hemen Kursel'in resmi, Sarp Hocam'ın var. Öğretmen, üretici. Yıl sonunda geldim, bitirilmez. Kim resmine götürüyor burada, şu anlar buranın kalamanda da. Evet. Yapan eserler bunlar. Öğrencilerimizin de çizdiği resimler vardı değil mi? Bu arada. Hepsi? Hepsi öğrenciler. Öğrenciler. İşte bunu öğrenmek istiyordum ki öğrendi. Muhteşem. Yani şimdi Hınıs'ta bunlar, bu faaliyetler yapılıyor. İnsan mutlu oluyor tabii ki. Sanatta, kültürde efendim yeri olan her yer huzur var, mutluluk var. Sanatta bir estetik vardır, kibarlık vardır. İşte onu da burada görüyoruz şu anda. Evet. Burası da hocam herhalde boyalarımız, kalemlerimiz değil mi? Aynen. Öğrencilerin. Evet. Şu anda tatildeyiz herhalde. Şu an tatil sezonu. Evet. Tatil olmasaydı efendim biz bu kadar rahat çekim yapamazdık burada. Çok güzel. Bizim küçük kızımız var, Saliha Nur. Saliha böyle resim yapma hastası. Tam ona göre burası. Abi bu şişeler bizde. Senin ismin ne? Hecrin. Hecrin. Hecrin kaç yaşındasın? 11 yaşındayım. Kursa neye geldin buraya? Hangi kurs? Ha, Kur'an kursu. Kur'an kursu. Kur'an kursu da aşağı salonda değil mi? Hadi. Yok, hemen orada. Tamam. Üçüncü tatlı sınıfımız var. Sınıfımız İhsar sınıfımız var. Yavrubay sınıfımız var. Kur'an kendi sınıfımız. Bayan Kur'an sınıfımız. Altta etüt sınıfımız var. Burada 20-10 kere boyunca ünlüdeyiz. Çok güzel. Tamamdır. Bir de dışarıdan gittiğinde şey aldım. Çok güzel. Bu bir sanat eseri. Burada mı yapıldı? Bu Hınıs'ta yapıldı. Çok iyi. Yapan kişi belli mi? Evet. Mehmet Eliş. Mehmet Eliş. Eline sağlık. Ne kadar güzel. Kültür sanat bu işi yapıyor. Burada da Harun Hocam müzik, resim dersleri veriliyor. Burada değil mi? Hı-hı. Burada. Aşağıda da okula var değil mi hocam? Ne salonu? Sergi sarayı. Bilgisayar kursu. Sergi salonu altta. Burası resim kursu. Evet. Ondan sonra folklor derslerini altta veriyoruz. Hocam siz folklor dersi veriyorsunuz değil mi? Folklor dersi veriyoruz. Nasıl, kalabalık mı öğrencilerimiz? Okullar başladığı zaman genelde küçük çocuklara ders vermeye çalışıyorum. Kültürümüz devam etmesi için. Büyük ekibimiz de var. Çok teşekkür ediyorum hocam. Başarılar diliyorum. Erzurum'un Hınıs ilçesinin Hınıs Kültür Merkezi'ndeyiz. Esmek müdürümüz Kenan Atmaca'yla birlikteyiz. Bakalım hangi faaliyetler oluyor, kendisinden öğrenmek istiyoruz. Kenan Bey merhaba, nasılsın? Önce onu bir soralım. Merhaba, Korman, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben nasıl eski sorumlusuyum? Biz 12 ay burada kulis veriyoruz. Genelde okul sezonunda bizim burada KPSS
Memur kursları var. YKS Öncel Sazlık kursumuz var. İngilizce, Arapça, Osmanlıca, Kur'an-ı Kerim, bilgisayar vesaire bir sürü kursumuz var. Biz yaz sezonunda ise kendi tarım ağırlıklı kursları veriyoruz. Şirketimiz tarım bilgisi olmak dolayı tarımla ilgili kurslar, sanayi ilgili kurslar vermeye çalışıyoruz. Biz Esmek Erdoğan Müşe Belediyesi'nin sanat eğitim bilgisi kurslarının hem Erzurum hem ilçelerde çok verimli olduğunu hepimiz gördük. Ve Esmek'in de nasıl olması hem halkımız için hem öğrencilerimiz için büyük bir verimlilik. Evet. Bunun yanı sıra burası hem sinema salonu zannedersen. Aynen. Sinema salonu burada hem de konser salonu. Burası sinema salonu genellikle kış ayı boyunca Erdoğan Müşe Belediye'mizin tiyatro ekibi, hatta Çadır Yanmaz Tiyatro ekiplerimiz var, ona gelip böyle tiyatro sunuyor orada. Ve TRT sanatçılarımızın Erdoğan Müşe Belediye'si tarafını görüyoruz, burada gelip müzik şölen yapıyoruz burada. Ve hemen hemen bazı toplantılarımız yapıyor. Kaymakam toplantısı, Kaymakam Bey'in yaptığı toplantılar burada. Ve bizim yine okulların programı da burada yapılıyor. Burası her zaman Esmek olarak da sinema salonu yöntem içindedir. Film oynatılıyor oluyor değil mi burada? Film, evet. Film, evet, tabii. Çok güzel. Ama şey de güzel, yani buranın genel yapısına da baktık. Çok güzel bir dizayn yapılmış. Sinema salonu hem de konser salonu. Kültürel etkinlikler. Kurtuluş da mı oluyor? Kurtuluş. Evet, aynen. Ama o zaman eskiden biliyorum ben bir ara orada konser verdim 96'da en son. Hınız Kurtuluşu'yla 14 Mart bölge okuluydu, yatılı bölge okuluydu. Şimdi artık oralarda yok değil mi faaliyet? Orada yapıyor ama kendi hep ağırlık burada yapıyor. Evet. Çok güzel. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Biz de geldik Hınız'ı tanıtım adına. En güzel bir klip çektik. Bir de dedim böyle kısa ve öz. Hem belediye başkanımızdan sizlerden kısa kısa röportajlar alarak böyle 40 dakika, 1 saatlik bir belgesel hazırlayacağım. İnşallah Harun Atmaca TV kanalımızdan da yayınlayacağız. Sizlere de linkini atacağız. İzlersiniz. Bir katkımız olsun Hınız'a. Çorbada bir tuzumuz olsun diye yaptık bunu. Umarım hedefe ulaşır çektiklerimiz. Güzel bir yerine ulaşır inşallah. Evet. Son olarak bizlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kenan. Biz Arapça'nın her zaman da görmek isteriz. Bizim Hınız'ın festivalinde, Hınız'ın kurtuluşunda, Hınız'ın koronada hepsi de görmek isteriz. Hınız'ın hem tanıtım için, Hınız'ın güzel bir yazın ki Hınız'ın hem temiz havası, soğuk suları, Hınız'ın hem tanıtım için, hatta fasulye tanıtım için biz de onu görmek isteriz. İnşallah. Olur. Biz zaten biliyorsunuz bundan 4 yıl önceki 2018'de zannedersem Ceylan'la bir konser verdik. İzdiham olmuştu Hınız'da. 11'in üstünde insan olduğunu söylediler. Tabi zaman zaman burada konsere, faaliyetlere ihtiyaç var. Bundan sonra inşallah tabii ki neden olmasın gelip burada da halkımızla birleşip bir konser verilebilir. Belirli zamanlar diliminde. Kısmet diyelim inşallah. Allah nasip etsin. Hayırlısı. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Var olasın, sağ olasın. Sağ olun. Sağında Erhan Demir abi, solunda Ersin Demir abi.
kıymetli müzisyen abilerimiz Avrupa'da nerede yaşıyorduk yani abi? Fransa. Fransa'da neresinde? Lavatçı. Siz de aynı değil mi? Aynı. Aynı beraber. Tınıs'ın müzisyenlerinden efendim. Siz de efendim? Evet Ersin. Bastın, görüşün alıp beni kime bekliyorsunuz? Ben onlar da şimdi Avrupa'da buraya geldiniz ya. Buraya geldikten sonra giderken ne hissediyorsunuz? Onu merak ediyorum. Bir müzisyen ruhu olarak söyleyin. Önce senden başlayalım. Şimdi bizim kendi yörelerimize ait olan müziklerimizi çok seviyoruz. Bunları da sizlerden dinlediğimiz zaman çok hoşlanıyoruz. Eski günleri alemde gençlere çok çok memnunuz. Kadesin büyüğü yaklaşık. Atmaca bir yaklaşık. Bu da sesi de çok güzeldi. Buna da hayranız. Keşke neden yanımızda o kadar kadar çok farklı oldu. Biz kendisinden gurur duyuyoruz. Var olsun. İnşallah bir gün zaman şey olur, öyle bir uyumuş bir program olur. Avrupa'ya gideriz. Peki davet ediyorum sizi. İnşallah siz davet edip gelmesi bizden lazım. Eyvallah. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Tabii bizlere Avrupa'ya gittiğimiz zaman nasıl kültürümüz var. Sizin de severek dinliyorsunuz. Sağ ol. Orada da takip ediyorsunuz. Tabii. Yani mevzuları sizi takip ediyorlar. Aynı şekilde. Sağ ol. Bize geldik ya. Hımız da güzel bir film çekiyoruz. Bu da böyle anılar oluyor. Yani Hımız anıları çekiyoruz. Bunu kendi kanalımızda yayınlayacağız. Tabii bundan yanı sıra burada abilerimiz var. Size Hımız yaşamlarından herkes tanıdık. Böyle bir dörtlük. Bir dörtlük beraber bir şey söylesek. Belki herkes mutlu olur değil mi? Tabii ki, tabii ki. Memnuniyetle. Çok teşekkür ediyorum. Harun Bey'le gurur duyuyoruz. İftiharımız, gururumuz, onurumuzdur. Allah razı olsun. Suda balık yan gider. Yandım aman aman aman. Açma yaram kan gider. Yaralı yalvana değme. Baygınam gel gönlüm eyle. Buna tabip neylesi. Yandım aman aman aman. Ecel gelmiş can gider. Yaralı yan bana değme. Baygınam gel gönlüm eyle. Servet çok güzel saz çalıyorsun ha. Göl kenarında. Karadeniz'de üretilir, Erzurum'da tüketilir. Evet. Bu bir gerçek. Erzurumlar çayı çok sever. Ama biraz açık içiyoruz. Ben demli seviyorum da genelde Erzurum'da açık içiyorlar. Ve limonlu çay içiyorlar. Çayın tadı mükemmel olmuş. Bugün Cem'deyiz tabii ya. Cem'e. Şu anda burada bir misafir. Misafir de birazdan Almanya'ya gideceğiz. Onun misafiri olacağız. Abdullah Bey'in de misafiriydi. Kara demliyor. Cem'in meşhur demliyor. Bu da yıllardır var diye. Gerçekten bu eser değil mi? Ama yani kurbanda gelmişti ya. Şu anda da geldi. Evet, evet. 89. Al. Ben yaştım buram. Yalan demli gider. Yaşlı bir şey yok. Ha, ben bu gece bunu götürürüm. Yok götürmeyiz. Geriden sahip tutacağız. Tarihi eser bizdeyse sahip tutacağız. Cem Vadisi'ndeyiz. Çok da güzel bir yerdeyiz. Saadettin abinin ballarının üretildiği yerdeyiz. Evet demin konuşmuştuk ya ballarla alakalı. Şu anda organik beslenen barılar. Derler ya filanca şerbet verdi, yok işte bal verdi veya şeker verdi. Buna ilgili ne söylemek istersin abi? Şimdi bal, Mısır tarihine baktığımız zaman o kralların mezarında bile organik ballar hala çıkabiliyor. Yani
yeryüzündeki arıların hepsi organik bal yapar. Sadece tanıdığın bir insan, hani bildiğin bir insan eğer bal yapıyorsa ve arının doğasını bozmuyorsa her yerde, yeryüzünün her parçasında doğal bal üretebilirsin. Arılara genellikle ilkbaharda şeker verirler. Yani şeker de şu anda malum ithal olan şeker. İçinde hangi maddelerin olduğu belli değil. Zaten şekerin hani iç beyazdan sakının dediklerimizden biri de şekerdir. O şekeri arıya verdiğiniz zaman arı şeker hastalığına yakalanır. Ve gözleri kör olur, biliyor musunuz? Kendi kovanına giremez. Başka kovana gider. Başka kovana girdiği zaman da diğer arılar tarafından imha edilir veya dışarıda kalır, imha edilir. Onun için ne yapmak lazım? Yani iyi bir arıcı aslında iyi bir çevrecidir. Aynı zamanda doğal gıda üreten bir üreticidir. Yani ülke ekonomisine, aile ekonomisine katkı yapanlar. Evet. Eğer siz ilkbaharda, yani ilkbahar bakımlarında şeker yerine bal ve polen karışımını yapıp kendi arınıza verirseniz o arı hasta olmaz. Evet. Onun için biz burada öyle çok kapasiteli hani şeker verip üretmiyoruz. Hani şimdi 100 tane kovan var. Bunlara 100 tane şeker versem eğer burada 10 ton bal alır. Evet. Ama öyle değil. Ben 10 tona değil 1 tona talibim. Yani özellikle de en yakın dostlarıma vermek istiyorum bunu. Neden en yakın dostlarım? Çünkü eleştirecekse en yakınım beni eleştirsin. O balın tüketimine kadar beni arayabilsin, takip edebilsin. Doğru. Geçen sene bana bir bal göndermiştiniz. Gerçekten ben balın kokusunu çocukken o öyle bir bal yediğimi hatırlıyorum. Balın bir kokusu vardır böyle. Bal kokusu. Bilmiyorum, ben de öyle hissediyorum. Camiye giderken bana diyorlar ya bal kokuyorsun sen. Eyvallah. Aynen öyle. Evet. Mesela bal sağımından sonra da onu verebilirsin. Bizim burada teneke ballarımız var. Şimdi size göstereceğim. Tamam. Ballar öyle çadırda hazır. Hı hı. Ondan sonra veriyorsun. Ve ben akrabalarımı, yakınlarımı neden onları yani kendi müşteri kitlem olarak seçtim? Onlar balı alacaklar. İnşallah baldan yani çok ayrıntılı anlayan birileri olacak. Ve bir gün biri diyecek ki senin balın iyi değil. İşte balında şeker var. Öyle derse biz de onu ona bedava vereceğiz. Erzurum'un güzelleri, güzelleri, güzelleri. Erzurum'un güzelleri, güzelleri, güzelleri. Erzurum'un güzelleri. İşte bu. Seni tanıyalım. Ben Muharrem Altopan. Biliyor musun Muharrem? Lise 3. Lise 3. Hemen seni tanıyalım. Serdar Beyaztaş. Serdar kaça gidiyorsun? Lise 2. Maşallah. Senin... Muhammed Koçak. Kaça gidiyorsun? 8. 8'e gidiyorsun. 8. Arda Kaplan, lise 2. Hemen yanında. Yaşaya. Okul okul bir, okul okul. Altı yaşıyorsun. Bayram gördüm. 7'ye gidiyorum. 7'ye gidiyorsun. Abdol yaparsam 6'ya gidiyorum. Ay maşallah, seni tanıyalım. Yusuf Doğan. Doğan. Yusuf Doğan çok güzel. Kaça gidiyorsun Yusuf? 3'e. 3'e gidiyor efendim. Efendim, teşekkür efendim. Ediyoruz. Bugün de Parmaksız Köyü'nün gençleriyle beraberdik. Harun Atmaca TV'yi seyredebilirsiniz. Abone olun. Evet. Teşekkür ediyoruz. O zaman ben de sizlere izlemeler diliyorum. Facebook'ta, YouTube'da ve Instagram'da Harun Atmaca TV kanalımızı takip edin, olur mu? Hoşçakalın çocuklar. Şu anda çekimlerden geliyoruz. Kıymetli Ezeoğlu Abdullah Bey ile beraberiz. Sağ olsun bize eşlik ediyor. İyi misin Abdullah abi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin iyi olmanızı istiyoruz. Her zaman daim olun. Her zaman mutlu olun. Allah her zaman olsun. Huzurlu olun. İnşallah hep beraber. Allah yardımcınız olsun. Sağ olasın. Nasıl bugünkü duyguların? Bugünkü duygular çok güzel. Çok güzel oluştu ondan sonra. Ne atıyorsun önce? Hadi sen. At at at. Ben de. Ali lan sana. Bırakın bırak. Ali ne yapıyorsun Ali? Abi onu atacaksın Ali. Oraya atmam lazım. Oraya atmam lazım. Ver bak. Kellemeci söyleyeceğim lan. Hadi hemen git. Çocuklar alasma abi. Görüşürüz abi. Tamam şimdi. Bana tamam hadi. Buyurun mama hadi yerine. Hadi bari. Eyvallah.
Muhteşem bir bahçe. Bülbül havalanmış, yüksekten uçar. Has bahçe içinde gülüm var değil. Seni seven aşık serinden geçer. Güzelleri içinde yarım var değil. Ama her hastane Murat'ın babasını gösterdi. Şimdi gel ağabeylerinin yanına. Tıklayız, çay içiyoruz efendim. Selam olsun efendim. Gre Kember'in en sivri yerindeyim şu anda. En uçtayım. Evet, ova komple görünüyor. İşte bu, sonunda çıkmayı başardım çok şükür. Evet, bak İstanbul. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Şu anda her tarafını çekeceğiz. Nasip olursa çok yakın zamanda klibimiz sizlerle beraber olacak. Muhteşem güzel görüntülerden. Gözlü yar benim, yar benim, yar benim. Gel halimi sor benim, sor benim, sor benim. Kara gözlü yar benim, yar benim, yar benim. Gel halimi sor benim, sor benim, sor benim. Öyle bir yar sevmişem, sevmişem, sevmişem. Vallahi işim zor benim, zor benim, zor benim. Öyle bir yar sevmişem, sevmişem, sevmişem. Vallahi işim zor benim, zor benim, zor benim. Ben seni seviyorum, sen de sev beni. Mevlam bir kararda koymaz insanı. Bir gün gelir sen de ararsın beni. Şurada bir divane yarım var değil. Allah'ım kuleden gel, kuleden. Yavru yavru sesin aldım kuleden. Senin o başın gözüne oğul beni sana kuleden diyeceğim. Beni sana kuleden diyeceğim. Hamur Pert Gölü'ndeyiz. Hınıs'a aşağı yukarı 30 kilometre uzaklıkta ve Hamurpert Dağı'nın zirvesinde kocaman bir göldeyiz. Sizlere tanıtmak istedik efendim. O yüzden bugün buraya geldik. Ama gerçekten muhteşem mi muhteşem. Şu manzaraya bir bakar mısınız? Çok güzel bir manzara, çok güzel bir
Efendim yerdeyiz. Biraz sonra bakalım daha neler olacak, neler göreceğiz. Daha balıklar var. Efendim hamur pert görünün ürünleri işte bu. Bu balığın cinsi neydi hocam? Sazan. Sazan balığı. Aynen. İşte sazan. Aşağı yukarı 2-3 kilo civarında, yani 2,5 kilo veya 3 kilo en fazla ağırlığında bir balık sazan. Daha büyükleri de var yalnız bunu da söyle. Tabii. Daha da büyükleri var. Tabii tabii. Kaç kiloya kadar var? 15-20 kilo kadar oluyor. 15-20 kiloya kadar büyük balıklar varmış. Bu balığımızı tanıtalım. Bak şu anda. Hey maşallah. Güzel bir balık. Evet, canlı şu anda ha bak. Biz esnaflarımızdan Yeraz Keskin Beyefendi'nin mekanındayız. Keskiler inşaatı. Evet. Burada neler yapıyorsunuz abi genel olarak? Biz burada inşaat ve kömür işleri yapıyoruz. Evet. Kışın kömür, odun satışı. Yazında inşaat işi yapıyoruz. Tavuk işleri yani resmi. Tavuk işlerimiz var yapıyoruz. Ve böyle memleketimizde ben ve Deniz Keskin ortaklığı beraber çalışıyorum amcamın oğlu. Öyle devam edip gidiyoruz. Bir şey söyleyeyim sana. Söyle, ben seni İstanbul'da görürüm, direm İstanbul'da mı oturur? Bursa'da görürüm, direm Bursa'da mı oturur? Kınıs'ta görürüm, sen nerede oturursan mükemmel olarak? Mükemmel olarak ben şu anda Kınıs'ta oturacağım daha bundan sonra. Bundan sonra? Yani gün o da geri geliyor. Allah nasip ederse bundan sonra geleceğim Kınıs'ta oturacağım. Evet. Efendim gördüğünüz gibi güzel Kınıs'ımızı gezerken güzel yerleri sizlere tanıtmaya gayret ettik. Ve sonunda akşam yemeğine geldik. Kıymetli ağabeyimiz Abdullah İlki Beyefendi bizleri güzel bir lokantada ağırladı. Tabi Kınıs'ın ayrıca kebabı da meşhur değil mi? Afiyet olsun. Sağ olasın. Mesela Allah razı olsun. Özellikle ciğer kebabı, kanadı vesairesi. En çok hangi kebap meşhur? Allah meşhur değil. Döneri. Döner, evet. Yavru kurban kaleye çıkmak çetin, evin yıkılsın felek, küçükten kaldı yetim, küçükten kaldı yetim. Bu. Teşekkür ediyorum. Var olasın. Ve Kınıs'ımızın çayı da mükemmel. Güzel limonlu çayı. Tamam. O da limonlu. Tamam mısın? Sağ olasın. Kınıs kaynağımız, gözümüz, her şeyimiz oldu. Tanımcığım sağ ol. Hoş geldin, sefalar getirdi. Mikrofon senin efendim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum kıymetli abi. Efendim öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çok özlediğim bir tablo şu anda kısmet oldu. Çok kıymetli eski belediye başkanımız Ali Eren Beyefendi'nin biricik oğlunun düğünündeyiz. Son derece mutluyuz efendim. Tesadüf oldu çünkü yarın ve öbür gün iki gün burada klip çekimimiz olacak. Güzel de bir klip olacak inşallah. Kıymetli başkanım da sağ olsun öyle hep yanımızda. Efendim Erdoğan Eren Beyefendi başkanımıza bir alkış rica ediyoruz. Kınıs ve köylerine inanılmaz hizmet ediyor, evet. Burada çok kıymetli dostları görüyorum. Sizler için şöyle bir halay diyelim. Bahçelerde bal
kader gelir. Dallarını eğer salır. Bize karkutlu delalelir. Ölene dek severik salır. Bize tırız giderlelir. Ölene dek severik salır. Vay nure 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 lele nure. Vay nure 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 vay nure. Bana selam ver.
Müzik.